Herkese merhaba. Bu videoda sizlere mBlock programını anlatacağım. mBlock, Scratch programından etkilenerek hem grafik hem de metinsel programlama dillerini desteklemektedir. mBlock ile ilgi çekici hikayeler, oyunlar, animasyonlar, makeblock robotları ve mikrobit gibi program cihazları tasarlayabilirsiniz. mBlock, birçok farklı dil seçeneğini desteklemektedir. Bu kısımdan kullanıcı ara biriminizin dilini değiştirebilirsiniz. Dosya kısmından yeni proje oluşturabilir, var olan projelerinizi açabilirsiniz. Projelerinizi mBlock üzerine kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda projelerinizi bilgisayarınıza kaydederek kaydetmiş olduğunuz projelerinizi bilgisayarınızdan açabilirsiniz. Paylaş kısmından ise projelerinizi paylaşabilirsiniz. Düzenle kısmından sahne turbo modunu açıp kapatabilirsiniz ya da sahneyi gizleyip gösterebilirsiniz. Bu alandan geçerli projenizin başlığını ayarlayabilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz. Kaydet kısmından geçerli projenizi kaydedebilirsiniz. Yayınla kısmından ise geçerli projenizi mBlock topluluğunda yayınlayabilirsiniz. Arayüz genel olarak 3 alandan oluşmakta. Sol kısımda görmüş olduğunuz alan sahne alanıdır. Projenize cihazlarınızı aygıtlar kısmından bağlayabilirsiniz. Kuklalar kısmından projenize kuklalar ekleyebilirsiniz. Bunun için kukla kütüphanesini kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz. Ya da kendiniz burada kukla oluşturabilirsiniz. Arka plan kısmında kukla alanında yapılan işlemlerin aynısını gerçekleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz ya da kendi arka planınızı oluşturabilirsiniz. Buradan sahnenizi büyütebilirsiniz ve buradan da küçültebilirsiniz. Sahne alanınızı büyük ya da küçük bir şekilde kullanabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz kod bloklarına göre buradaki yeşil bayrağı tıkladığınızda projenizi başlatabilirsiniz. Buradan da durdurabilirsiniz. Diğer bir alan ise bloklar alanıdır. Burada görmüş olduğunuz gibi kategoriye ve renge göre ihtiyacınız olan kod bloklarını bulabilirsiniz. mBlock buradaki bloklara ek olarak çok sayıda uzantı sağlamaktadır. Bu kısımdan uzantı merkezine gelerek projenize uygun uzantıları ekleyebilirsiniz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz boş alan ise komut dosyaları alanıdır. Blokları bu alana sürükleyerek programınızı derleyebilirsiniz. mBlock, blok tabanlı programlamaya ek olarak Python programlamayı da desteklemektedir. Buradan Python editörüne geçiş yapabilirsiniz ve düzenlemelerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.